Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç enflasyona ilişkin yaptığı açıklamasında, hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. Çarşı pazara gidiyorum. Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum dedi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, enflasyona yönelik açıklamalarda bulundu. TÜİK'in Nisan ayına ilişkin açıkladığı verilerde enflasyon %69,97 idi. Arınç, benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor, dedi. Arınç, hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var ifadelerini kullandı. ABC gazetesinden Ömer Şahin'e açıklamalarda bulunan Arınç şunları söyledi. Hayat pahalılığı bütün kitleleri üzecek noktaya ulaştı. En az 2 sene evvel, böyle bir sıkıntı var, hükümetimiz derhal tedbir almalı, bunu görmemek, inkar etmek veya basit görmek doğru değil, demiştim. Bunu bütün içtenliğimle söyledim. Çünkü ben halkın içinde yaşıyorum. Sadece kendi bölgemde değil Türkiye'den gelen herkesin uğrak yerindeyim. Herkesin gidişattan sıkıntı, endişe duyduğunu görüyor, dinliyorum. Çarşı pazara gidiyorum. Markete bazen yalnız bazen eşimle gidiyorum. Benim gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor. Bence bu rakamlara boğulmamak lazım. Bir sorun elle tutulur, gözle görülür hale gelmiş ise TÜİK rakamlarına ne de başka bir şeye ihtiyaç var, onlar ekonomik gösterge için önemlidir tabi. Ben yaşadığımı söylerim. Şimdi işimiz zor ama bize sorarlarsa biz bu seçimin nasıl kazanılacağını söyleriz. Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekilliği genel seçimlerinin. Ben seçimin kazanılması için neler yapılmalı, neler gerekli. Bunları adeta bir matematik ölçüleri içerisinde biliyorum. Sadece ekonomik formül olur mu? Ekonomi işin en sonu belki de. Önce hukuk, adalet. Ben bunların formülünü biliyorum. 2 kere 2 4 der gibi. Yeter ki bu işin başındakiler, biz bu seçimi almak için ne yapmalıyız desinler. Önce gidişatın endişe verici olduğunu görsünler. Geniş bir istişare yapsınlar. Bu istişarelere davet edilirse ben de görüşümü söylerim. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesi genel merkezde böyle bir istişare yapıldığında sonuçların ne olabileceğini az çok söyledim. Ben gördüklerini iyi tahlil eden, doğruları söyleyen bir insanım. İhtiyaç duyan bana sorabilir. İyi ki Bülent Bey konuşuyor diyorlar. Seçimi kazanma şansımız var, iki seçimden de ümidimizi kesmedik ama vakit daralıyor. Zaman geçmeden derhal bu işe el atılması ve seçimi kazanmak için gerekli formüllerin acilen uygulanması lazım. Ertelemeden, ihmal etmeden, göz ardı etmeden. AK Parti'den tepki görmüyorum. Tepki gösterenler 3-5 kişi. Bunlar troldür. Onların esamesi bile okunmaz. Dördünü beşini onunu toplasanız bir gram etmezler. Ama sessiz çoğunluk, AK Parti'nin tabanı, Allah senden razı olsun, sen olmasan bunları kim söyleyecek, konuşacak. Senin isminle esnafa halka gidiyoruz. Onlar da iyi ki Bülent Bey konuşuyor, diyorlar. Dolayısıyla görünür görünmez büyük bir çoğunluktan dua, destek alıyorum. Hesap içinde değilim, içim yanıyor. Beni tanıyanlar bilir 1970'den beri böyleyim. Rahmetli Erbakan Hoca benim eleştiri, uyarılarım karşısında hiçbir zaman tavır almış değildir. Tayyip Bey de son zamanlardaki konuşmaları dışında beni incitecek şey yapmadı, parti içinde beraber çalışırken her zaman hürmette bulundu. Ben de ona hiçbir zaman saygıda kusur etmedim. Ben hiçbir hesabın içinde olmadım. 3-5 maaşını ya da herhangi bir görev talep etmedim. Allah bana bütün görevleri nasip etti. Bundan sonra da şunu verin diyecek halim yok. Ama AK Parti'nin Tayyip Bey'in başarılı olmasını istiyorum. Tekrar seçim kazanmasını istiyorum. İçim yanıyor ve bu feryadımı bazen ölçülü olarak dile getiriyorum. Seçimi tam gününde yapmak Allah'ın emri değil. Seçim her zaman erkene alınabilir. Adayların belirlenmesi için belirli bir zaman var, Tayyip Bey yeniden aday olmak ve kazanmak ister. Bunun için yeni bir açıklama yapmasına gerek yok. Zaten Cumhurbaşkanlığı seçim kanununa göre başkaları da aday gösterebiliyor. Erdoğan mutlaka adaylığını kendi açıklamalıdır düşüncesinde değilim. O, ona ait bir yetkidir. Olur mu diyorsanız, ben aday olacağını düşünüyorum. Diğer taraf da Millet İttifakı adayını istediği zaman açıklama özgürlüğü var, bunun getirisini, götürüsünü her iki taraf da düşünüyordur. Seçimi tam gününde yapmak Allah'ın emri değil, 3-5 ay öncesine de alınır. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi için gerekli gördüğü süre zannediyorum 2-3 aydır. O süreye dikkat edilerek seçim her zaman erkene alınabilir. Partili Cumhurbaşkanlığı tartışılır. Cumhurbaşkanını bize mecliste seçtirmediler. Aslında bugün olumsuz görülen şeylerin müsebbibi CHP'nin o zamanki tutumudur.
Eğer CHP 367'ye sığınıp parlamentoda seçime engel olmasaydı, Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçilecekti, belki halkın seçmesi gündeme gelmeyecekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışılıyor. Bu tartışmanın önüne geçmek mümkün değil. Uygulamada görülen aksaklıklarla ilgili hükümet içinde Sayın Fuat Oktay koordinasyonunda bir çalışma yapılmıştı. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile 4 seneyi geride bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sisteme adapte olduğu, bundan vazgeçmek istemeyeceğini biliyorum. O yüzden halk tarafından kabul edilmiş sistemin devam edip etmeyeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız belirleyecektir. Zaten ittifak ortağı da aynı düşünüyor.